Cahil abi sana bir şey söyle sorayım. Hayatım. Geçen gün Bülent Tolun, bizim Galatasaray'dan dostumuz, arabayla, otomobillerin Yunanistan'dan Makedonya'ya giderken Makedonya sınırından içeri giriyor. Karşısına dev bir tabela çıkıyor. Diyor ki, Büyük İskender'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesine hoş geldiniz. Ben görmedim bunu ama şaşırmam. Doğru, doğru. Makedon mudur Atatürk değil? Yani Makedon'dur. Makedon'dur. Makedon. Çünkü şeyde yani, doğduğu yer, yani doğduğu yer, ailesinin mensup olduğu yer tarihi Makedonya'nın sınırları içindedir. Dolayısıyla o açıdan Makedon'dur. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun Makedonya'da doğup büyümüş, yetişmiş neslinin çocuğudur. Yani biz burada bunu bu aptalca tartışırken Makedonya... Ya sırf Makedonya mı Fatih? Ben bak bazı hikayeler anlatayım. İki tanesi beni çok etkilemiştir. Bir tanesi bizim meslektaşımız çok meşhur, hatta bizim mesleğin en meşhur adamı Dan McKenzie. Cambridge'de ben Dan'ın evinde kalıyordum. Beraber bir şey yapıyorduk. Bir gün kayınvalidesi geldi. Beni kayınvalidesine takdim etti. Kayınvalidesi de o zaman 70 küsur yaşında bir kadıncağız. Belki 80 küsurdu. Isabel Mizra diye Banti diyorlardı. Banti dedi, işte Celal dedi, İstanbullu. İstanbul'dan geldi. Öyle deyince kadıncağız, aa dedi, sen Türksün dedi. Evet dedim. Sen biliyor musun dedi, biz gençken dedi, bizim dedi, aşık olduğumuz bir adam vardı Türkiye'de dedi. Şimdi bunu söyleyen kadın İskoçyalı. Hı hı. Yani İngiliz İmparatorluğu'nun üyesi. Şimdi bizim aşık olduğumuz adam deyince düşündüm. Bu genç kadın o zaman, genç bir kız. Türkiye'de şarkıcı yok, artist de yok o tarihlerde dünyada bilinen. Dedim sorma sahiptir, kimdi bu aşık olduğunuz kişi dedim. Mustafa Kemal dedi. Evet. Dedim ya Banti bir dakika, sen dedim İskoçsun. Sizin imparatorluğunuzu yendi bu adam. Rezil etti İngiliz İmparatorluğunu. Ya dedi Celal dedi, onunla alakası yok bunun dedi. Bu adam dedi ilk defa dedi kadınlara dedi bu kadar geri bir toplumun içinde seçme seçilme hakkı verdi. Hak tanıdı. O sırada Fransa'da yok, Almanya'da yok, hiçbir ne yok. Ne dedi? Evet. Bizim dedi gözümüzün önünde dedi orta çağ ürünü bir toplumu aldı dedi. Evet. 15 sene içinde modern dünyaya getirdi. Evet. Ve dedi bütün dedi savaş yaptığı insanlar bu adama hayran oldular. Bunun dostu oldular dedi. Biz de dedi buna aşıktık dedi. Yapma ya dedim. Evet, daha sonra Banti Türkiye'ye geldi Fatih. Babam yatını bize ödünç verdi. Dan McKenzie, ben, hanımı, Banti. Bir mavi yolculuk yaptık babamın teknesiyle. Banti ressam aynı zamanda. Ben de babama Banti'nin bu Atatürk aşkından bahsettiydim. Gezimiz bitti, döndük. Babam Cemal Işıksel'in o meşhur bir fotoğrafı Banti'ye hediye etti, Atatürk'ün resmi. Banti bu resimden 3 tane tablo üretti ki birini sen gördün benim evde, hayırlı, kütüphanede asılı duruyor. Bir tanesi oğlunun diyorum, damadının misafir odasında asılı duruyor, Atatürk resmi. Bir tanesi babamın yemek odasında asılı duruyor evinde. Bir tanesini de bana verdi. Ve bu kadın Atatürk'e olan aşkını 3 tane tablo yaparak gösterdi. Yani bütün bu söylediklerinin yanında. Ben buna hayret ettim. Bu Atatürk tutkusuna. Ve dediğim gibi bu kadın İskoçyalı ve 2. Dünya Savaşı'nda bu İngiliz ordusunda binbaşı rütbesiyle istihbarat subayıydı. 2. Dünya Savaşı. O zaman diyor ki yani diyor Atatürk'ün Türkiye'sinin diyor savaş sırasındaki davranışı onu miras bıraktı Türkiye. Hepimizi diyor hayranlık içerisinde bıraktıydı diyor. Bu bir. İki. Ben Caltech'e gittim. Caltech'te misafir profesörüm 2000 senesinde. Bir gün bizim bölüm sekreteri Maşa geldi. Dedi ki Profesör Lipman seninle tanışmak istiyor. Wolfgang Lipman. Şimdi Lipman der demez, yapma ya dedim, bu dedim kaç yaşlarında, o dedi 90'da geliyor dedi. Ya dedim sorsana dedim, Wilhelm Lipman'ın nesi oluyor bu dedi. Hiç bilmiyorum ama dedi seninle tanışmak istiyor. Sen kendine sor dedi. Hemen dedi. Wolfgang Lipman, Caltech'in uçak mühendisliği bölümünü von Karman'dan sonra alıp
dünya çapında olan şöhretini şöhret katmış bir adam. Neyse, Profesör Lipman beni bir akşam yemeğine davet etti. Gittim. Hemen merhaba merhaba dedim, Herr Lipman dedim. Siz dedim Wilhelm Lippmann'ın nesisiniz? Oğluyum. Ha 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 dedim. Şimdi Wilhelm Lippmann kimdir? Wilhelm Lippmann Türkiye'de jinekolojiyi kuran adamdır. Wilhelm Lippmann sosyal demokrat olduğu için Almanya'dan kaçıyor. Kaçmak zorunda kaldı. İsviçre'ye gidiyor. Fakat iş yok. Bu arada Atatürk bulabildiği bütün kaliteli adamları İstanbul Üniversitesi'ne topluyor. Profesör Schwartz teklif ediyor Lippmann'ı. Atatürk hemen gelsin diyor. Lippmann geliyor Türkiye'ye. Oğlunu da üniversiteye veriyor. İstanbul Üniversitesi'nde okuyor. Wilhelm Lippmann diyor ki bir gün diyor biz diyor fizik dersindeyiz diyor. Polisler geldi diyor. Bütün diyor arşınları bilmem neleri eski ölçü aletlerini topladılar gittiler diyor. Ertesi gün derse bir geldik diyor. Her şey metrik olmuş diyor. Ondan sonra da güldü. Amerikalılar 200 senedir metrik sisteme geçemediler. Atatürk bir gecede geçti dedi. Şimdi bu adam hatıralarını yazdı. Bana da bir tane gönderdi. Bu hatıralarının bir kısmında diyor ki, her ailenin tarihinde diyor bir çatallanma vardır. Bizim ailenin tarihinde bu çatallanma diyor Çanakkale Savaşı'ydı. Bir şey anlayacağım, özür dilerim. Lafını kestim, Çanakkale Savaşı. Yani bu Caltech'teki profesör Wolfgang Lippmann. İlk eğitimini Türkiye'de mi alıyor? Türkiye'de almış. İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Bu çatallanma diyor bizim ailede Çanakkale'dir. Çünkü diyor Çanakkale Atatürk'ü yarattı. Atatürk de bizim aileyi kurtardı diyor. Fatih benim tüylerim diken diken oldu. Bu yaşlı Alman Atatürk dediğin zaman gözleri doluyordu ya. Ya inanılır gibi değil. Sonra bir üçüncü anekdot. İbrahim Fırtına General Hava Kuvvetleri Komutanı iken, Ergin Celasin General Hava Kuvvetleri Komutanı iken bir Hava Harp Okulu'nun yüksek lisans ve doktora enstitüsü kuruldu. Havacılık ve Uzay Teknoloji Enstitüsü, HUTEN kuruldu. Başına da çok aklı başında bir albay getirildiydi o zaman, Sefer Kurnaz diye. Bir gün Fırtına General'i ben ziyaret ederken bana dedi ki Fırtına General, ya Celal dedi bu enstitü kuruldu. Bunun gelişmesi lazım. Sen ne tavsiye edersin dedi. Dedim komutanım. Dedim enstitüde 5 tane ana bilim dalı var. Bu ana bilim dalının dünyadaki en iyi temsilcilerini toplayalım. Tek tek buraya davet edelim. Gelsinler konferans versinler, enstitüyü görsünler. Bir de onlar bir fikir versin bize. Aa dedi ne iyi nereden başlayalım? Dedim ki tesadüf dedim ben dünyanın en iyi uçak mühendisi olan adamı ki bu Wilhelm Lippmann'dan sonra gelen adam o da Alman. Caltech'te profesör. Dedim Hans Hornung'u davet edelim. Gelir mi dedi. Valla komutanım dedim. Bilemem ama geleceği kuvvetle muhtemel. Çünkü dedim bu adam Atatürk aşığı. O da mı? Ha, neden? Bak şimdi onu anlatacağım. Onun üzerine komutan dedi ki ya nereden dedi Atatürk aşkı bu adamın. Anlatayım komutanım dedim. Bu adamın ailesi Templar. Templar Şövalyeleri ile alakası yok. Bu Templarlar 19. yüzyılda Schwaben'da, Almanya'da işte Hristiyanlığın köklerine inelim, biz çok iyi Hristiyan olalım falan diye bir tarikat kuruyorlar. Şimdi Hristiyanlığın köklerine nasıl inilir? Diyorlar gidip Filistin'e yerleşelim. Sultan Abdülhamit'ten bunlar bir yer, bugünkü Hayfa civarında bir yer alıyorlar. Hayfa civarındaki yere yerleşiyorlar. Fakat tabii Alman oldukları için müthiş çalışkan adamlar. Orada fabrikalar gelişiyor, bilmem neler gelişiyor falan filan. Ve bir Alman kolonisi oluyor. Bu adamlar yalnız Alman vatandaşı kalıyorlar. Osmanlı vatandaşı olmuyorlar. Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman hükümeti bunlara diyor ki, Türklerle biz müttefikiz, fabrikaları dönüştürün, mühimmat yapımına geçin. Hans'ın dedesi de bu cemiyetin ileri gelenlerinde. Peki diyor. Hans diyor ki bizim evde bir resim var diyor. Marshal Lehmann von Sanders bu mühimmat imalatını teftiş etmek için bunların ailesini ziyaret ediyor. Akşam yemek yeniyor. Marshal Lehmann von Sanders'in yanında bir Tuğgeneral var. Mustafa Kemal. Aile ortada. Şimdi Hans diyor ki tabii diyor ben dünyada yokum. Annem de o zaman genç kız. Falan.
aile diyor, bu adama aşık olmuş diyor. Yani Liman von Sanders'e diye yanında getirdiği Türk generali. Daha sonra annesi iki harp arasında tabii Almanya'da şeyleri ziyarete gidiyor, akrabaları ziyarete gidiyor. O zaman trenle gidiliyor, tabii Türkiye'den geçerek gidiyor. Hornung'a diyormuş ki oğluna, ya diyormuş ben işte iki senede bir, üç senede bir falan Türkiye'den geçiyordum. Ne zaman geçsem Türkiye bir 100 sene sıçramış görünüyordu diyor. Kadın diyormuş ki, ya diyormuş bütün bunları yapar, o bizim eve gelen genç adam. Ve Hans dedi ki bizim ailede dedi, Atatürk'e karşı dedi, çok büyük bir sempati vardı. Ve onun üzerine ben işte Fırtına Generalimin emri üzerine Hans'a dedim ki, ya dedim Hans böyle böyle Türk Hava Kuvvetleri seni davet etmek istiyor. Adam tereddüt bile etmedi, evet. Fatih. Hemen geliyoruz dedi. Geldi. Harp okulunda ders verdi. Ve Fırtına Generali'nin istediği şekilde bir rapor yazdı. Huten'de ne yapılmalıdır, ne edilmelidir, bilmem ne yapılmalıdır falan. Ve oradakilere aile ilişkilerini anlattı. Yani Sefer Kurnaz Albay hatırlar Atatürk'e olan büyük sevgiyi anlattı. Şimdi ben bunları niye anlattım? Bunlar tabii bireysel insanların çeşitli nedenlerde ya bizzat kendileri şey gibi, Profesör Lippmann gibi veyahut dolaylı olarak Banti gibi veya Hans Hornung gibi Atatürk'e hayranlık duymuş ailelerin çocukları bunlar. Fakat o zamanki dünyaya bakıyorsunuz. O zamanki dünyada Atatürk'e hayranlık duymayan adam yok. Yani İngiliz kralı ayağına geliyor ya. Ha, görülmüş şey değil yani. Neden geliyorlar? Bu adamı merak ediyorlar. Çünkü Atatürk'ün yaptığı hakikaten şapkadan tavşan çıkarmak gibi bir şey. Bakın. Hayır, daha acayibi. Tavşandan şapka çıkartıyor. Yani.